Teknoloji Okulu'ndan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Türkiye'de alabileceğiniz en ucuz otomobilleri değerlendireceğiz. Biliyorsunuz ülkemizde ticari otomobillerde biraz ÖTV muafiyeti falan var. O yüzden onların fiyatları normalin biraz daha aşağısında bulunuyor. Yani otomobiller ticari araçlara göre ÖTV'den ötürü biraz daha yüksek fiyatlardan satılıyor. Bunu hemen videonun başında sizlere belirtelim. Biz burada sizlere alabileceğiniz en ucuz otomobilleri söyleyeceğiz. Yani ticari araçları işin içerisine katmıyoruz. Bunu neden belirttik? Çünkü ticari araçlar dediğimiz gibi daha ucuz. Sonra demeyin ya işte bu fiyattan daha ucuza Fiorino satılıyor, Doblo satılıyor, Express satılıyor demeyin. Biz bunun farkındayız. Lakin dediğimiz gibi onlar ticari statüsünde olduğu için biz bu videoya sadece ve sadece otomobilleri dahil ettik arkadaşlar. Evet, dilerseniz lafı uzatmadan listemize geçelim. Listemizdeki ilk modelimiz arkadaşlar sizlerin de tahmin edebileceği üzere Fiat Egea. Fiat Egea biliyorsunuz uzun süredir ülkemizde en çok satan otomobiller listesinde birinci sırada bulunuyor. Yani yıl sonunda yayınlanan listelere baktığımızda genel itibariyle biz Egea'yı zirvede görüyoruz. Tabii ki bunda şunun da önemi çok büyük. Hem filo kiralamada hem de taksilerde genel olarak Egea'lar tercih ediliyor. Egea'ların tercih edilmesiyle birlikte tabii ki satış rakamları da artmış oluyor. Şimdi gelelim güncel Egea'ların en düşük fiyatına arkadaşlar. Halihazırda Fiat'ın kendi sitesinde en son yayınladığı listelere göre Easy donanıma sahip manuel benzinli bir Egea'nın fiyatı 232.900 Türk lirasına yükselmiş durumda arkadaşlar. Yani şu anda ben bir Egea almak istiyorum diyorsanız o zaman cebinizden 232 bin lira çıkmak zorunda. Çok değil, kısa bir süre öncesine kadar bu fiyatlar çok daha düşük seviyelerdeydi. Hatta 150 bin lira altına alınabilecek en iyi otomobiller listemizde biz Egea'ya hep ilk sırada yer veriyorduk ki zaten böyle 150 bin lira altına alabileceğiniz çok fazla bir otomobil seçeneği de yoktu. Bu otomobil seçenekleri arasında da en ideali Egea'ydı. Ama artık görüyoruz ki Egea'da 200 bin Türk lirasının üzerine çıkmış durumda. Peki listemizde gelelim en ucuz ikinci otomobilimize. Biliyorsunuz Türkiye'de Egea'dan sonra en çok satan modellerden birisi de Clio arkadaşlar. Clio da yine filo tarafında özellikle çok fazla tercih edilen bir otomobil. Bu otomobilin kasası kısa bir süre önce değişmişti. Ülkemizde de yeni kasa Clio'lar satılmaya devam ediyor. Çok değil, 1-2 ay öncesine kadar Clio'ları biz 200 bin Türk lirası altında fiyatlara alabiliyorduk. Hatta 170 bin Türk lirası civarında fiyatlardan satılıyordu. Lakin son güncellemelerle birlikte Clio'nun fiyatı da 247 bin liraya kadar çıkmış durumda ki burada bahsettiğimiz modelin Joy model olduğunu da sizlerle paylaşalım. Yani Joy değil de atıyorum bir Touch model alırsanız ödemeniz gereken fiyat bu sefer 350 bin liraya kadar çıkıyor. Ki Joy modelin de en boş model olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani içerisinde pek bir şey yok. Dolayısıyla burada fiyatların ne kadar arttığını da sadece Clio'nun fiyatına bakarak bile görmemiz mümkün. Gelelim 3. modelimize arkadaşlar. 3. modelimiz de yine bir Renault imzası taşıyor. Taliant biliyorsunuz Egea'ya rakip olarak çıkarılmıştı. Fakat çok fazla tutmadı çünkü tasarımından ziyade iç donanımı sürücüleri, kullanıcıları çok memnun etmedi arkadaşlar. Bu otomobilin de ülkemizdeki çıkış fiyatı yaklaşık olarak 150-160 bin Türk lirası civarındaydı. Fakat şu anda bu otomobil 260 bin Türk lirasına satılıyor arkadaşlar. Evet, yanlış duymadınız. Taliant şu anda sıfır olarak 260 bin Türk lirasına satılıyor. Gerçekten bu fiyat bareminin bizleri biraz ürküttüğünü sizlere söyleyebiliriz. Çünkü hani kısa bir süre öncesine kadar 150 bin Türk lirası civarında bir fiyattan satılan otomobil şimdi 260 bin Türk lirasına satılıyor. Lafı daha fazla uzatmadan bir sonraki modelimize geçelim arkadaşlar. Bir sonraki modelimiz Hyundai imzalı i10. Biliyorsunuz i10 genel itibariyle hani bayanlara hitap eden bir otomobil olarak görünüyor. Çünkü küçük bir otomobil ve küçük olduğu için de daha az yer kaplıyor. Dolayısıyla bayanların trafikte daha rahat dolanmalarını sağlıyor. Bu otomobilin hali hazırda en boş sıfır versiyonu yani 1.0 motora sahip MPI manuel benzinli versiyonu arkadaşlar. Jump donanımlı versiyonu 240.700 Türk lirasına satılıyor. Eğer manuel yerine otomatik vites isterseniz o zaman 250
51 bin Türk lirası ödemeniz gerekiyor. Dolayısıyla i10 fiyatları bile 240 bin liralara kadar çıkmış durumda. Peki i10'un bir üst versiyonu olan i20'yi satın almak istersek o zaman ödememiz gereken ücret ne kadar olacak? Bundan da size bahsedelim çünkü i20 de hali hazırda en ucuza alabileceğiniz otomobiller listemizde yer alıyor. i20'nin jump versiyonu arkadaşlar, yani yine en boş versiyonu, 1.4 litrelik benzinli motora sahip manuel vitesli versiyonu 263 bin Türk lirasına satılıyor. Evet, sizin de gördüğünüz üzere artık sıfır bir otomobil almak için 250 bin civarında bir meblağı gözden çıkartmanız gerekiyor ki bunlar en boş modeller için geçerli olan fiyatlar. Şimdi şunu soracak olabilirsiniz, ya Dacia'nın modelleri vardı, Dacia'nın modellerini niye söylemiyorsunuz diye soracak olabilirsiniz. Çünkü hani zihninizde hep ya Dacia modelleri ucuzdur diye bir algı oluşmuş olabilir. Bunu size hemen belirtelim arkadaşlar. Hali hazırda Dacia fiyatlarda işi biraz abartmış durumda. Dacia'nın sitesine girdiğimiz zaman, biz baktığımız zaman Sandero'da 360 bin Türk liralık bir fiyat görebiliyoruz. Yani Sandero'yu alsanız bile şu anda Dacia'da 360 bin Türk lirası ödemeniz gerekiyor. Stepway'de biraz daha farklı olay. Çünkü Sandero'da şu anda sadece Prestige donanımı mevcut. Sandero Stepway'de ise Comfort da var. Comfort'u da 338 bin Türk lirasına alabiliyorsunuz. Enteresandır ki Duster'ın fiyatı da aynı. Çünkü Comfort 1.0'da o da 356 bin Türk lirası gibi bir fiyata sahip. Dolayısıyla artık Türkiye'de ucuza otomobil almak, en azından 250 bin Türk lirasının böyle altına inmek çok da mümkün değil arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fiyatlar bir hayli yükselmiş durumda. Eğer önümüzdeki süreçte döviz kurları artmaya devam ederse bu fiyatların daha da artacağını söyleyebiliriz. Önümüzdeki süreçte farklı videolarla karşınızda olmak üzere hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.